Alemi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu lehul esmaul husna. 24. mektubun 2. dalına devam. Şimdi bu böyle bir yazdıklarımızı veya buradan çıkartabildiklerimizi bir şekillendirdik. Şekillendirme yarısıdır. Bunu ders bir kısmını yaptıktan sonra bunu sileceğiz. Tekrar diğer bir yarısını. Böyle yaklaşık olarak 5 tane var ama ben size 2 tane. Sırf ikinci dala ait şu anda 5 tane şekil var. Fakat şu anda anlaşılabilecek yolu, ikinci yolu değil, üçüncü yolu değil. Yani umumi derste ve herkese gidebilecek veya biraz külliyat okuyan, 3-4 defa külliyat okuyana gidebilecek şekil, insan alemi gayb noktasında o alemlerle insan münasebetini temin eden o mana şekli de var burada. O yok, bunu yapmayacağım. Yani kısacası Allah'ın kainattaki karşılıkları, insandaki karşılığı ve insan kainat münasebetine ait Esma-i Hüsna münasebetlerini şekilleri var burada. Fakat biz burada meslek ve meşreplerin insan fıtratının farklılaşması, esma menşeili insanın farklı his ve duygulara mazhar olması, esmaya mazhar olması kaynağı. Nereden kaynaklanıyor? Niye farklıyız? Ene bir olduğu halde. Anladık. Şimdi ben buradan okuyorum. Sonra buna ineceğiz. Bunlardan bahsedilebilmesi için şunlardan, ilk önce bunlardan bahsetmem lazım. Reşa nedir? Katre nedir? Zehre nedir? Ondan bahsedeceğim. Şimdi işte zehre, katre, reşa her birisi evvelki yolda diyebilirler ki ben umum alem güneşinin bir aynesiyim. Fakat ikinci yolda öyle diyemezler. İki yolla güneş direkt vuruyor. Birincisi doğrudan doğruya şu güneş katre yani damla vasıtasıyla bunlara vuruyor. İlk önce buna vuruyor. Sonra bunlardan denizlere, toprağın şeffafatına ve havanın zerrelerine vuruyor. İkinci bir yol da var böyle. Bilhassa hali yani perdesiz güneş direkt denizlere vuruyor. Güneş direkt toprağa vuruyor. Güneş direkt havaya vuruyor. Mesela güneş ilk önce bir çiçeğe vuruyor. O çiçeğe mesela 3 çeşitte vurabiliyor. Bir bahçeye vurduğunu kabul edin güneşin. Komple çiçekler var. Onlar için de menekşelere ayrı has kılıyor. Her bir menekşenin içindeki her bir fert de ayrı oluyor. Direkt güneş her bir çiçeğe vurması veya bir bahçe vasıtası, bir ayna vasıtasıyla onlara yansıması. Demek ki iki yol. Bir direk, bir de berzahla. Şimdi, tabi bunlar temsil. Bizi temsil ediyor. Yani katre, reşa, zehre, insan karakterini temsil ediyor. Fakat ikinci yolda öyle diyemez. Belki ben kendi güneşimin aynesiyim. Veyahut nevime tecelli eden güneşin aynesiyim der. Çünkü güneş öyle, güneşi öyle tanıyor, bütün aleme bakar bir güneşi göremiyor. Mesela şu toprağa bakan, eğer katreden yani bir damladan yansıyan güneşi toprak nasıl tanır? Katreyle tanır güneşi. Çünkü başka olmaz. Mesela seyyarelere. Kamera, aya. Mesela ay ışığını güneşten alır, vurur. Akşam mesela aydınlatır. O aydınlanan şeyin kimi tanır? Güneşi tanımaz. Ayı tanır. Çünkü onunla münasebet kuruyor. Hani dün bir şekil yapmıştık hatırlarsınız. Güneş var. Fotoğraf makinesinde bir aynada güneşin aksi var. Bir de o fotoğraf makinesindeki akisler var. Bir de kağıt üzerindeki resim var.
Dört tane vücut oldu. Güneş, tamam. Güneş ışınları, aynadaki güneş, gözüken güneş ve aynada yani fotoğraf makinesinde gözüken güneş 2, fotoğraf makinesinde yansıyan ışınları 3, kağıda resimlenen güneş 4. Halbuki o şahsın veya nevimin veya cinsinin güneşi dar berzah içinde mahdut bir kayıt altında ona görünüyor. Halbuki kayıtsız, berzahsız, mutlak güneşin asarını o mukayyet güneşe veremiyor. Ya güneş ne demektir tabi? Konuşacağız inşallah daha gelecek. Ben bir paragraf okuyayım. Çünkü bütün yeryüzünü ısıtmak, tenvir etmek, umum nebatat ve hayvanatın hayatlarını tahrik etmek ve seyyaratı etrafında döndürmek gibi haşmet numa eserlerin o dar kayıt ve mahdut berza içinde gördüğü güneşe şuhudu kalb ile veremiyor. Belki o asar-ı acibeyi eğer o şuurlu farz ettiğimiz üç şey o kayıt altında gördüğü güneşe verse de sırf aklı ve imani bir tarzda ve o mukayyet ve aynı mutlak olduğunu bir teslimiyetle verebilir. Mesela o kamerden, aydan ışığını alan hava zerresi ne deseler ki sen bundan alıyorsun ama buna kanaat etme. Aslı güneş var. Oradan alıyor bu da. Ama bir teslimiyetle, bir imanla kabul eder. Direkt ne kadar he dese bile güneşle hiç muhatap olamıyor. Bu meslek hangi mesleklerdir diye temsil edecek. Yani bu hep konuştuklarımız fıtridir, fıtraktır. Fakat o insan gibi akıllı farz ettiğimiz zehre, katre, reşa şu hükümleri yani pek büyük asar güneşlerini isnat etmeleri aklidir, şuhudu değildir. Yani zehre, katre, reşa şu hükümleri yani ikinci derecede iki şekilde yapılıyor ya. Bir, bu güneş direkt buna vuruyor, bundan sonra vuruyor. Buradakiler akli kabul ediyor ki benim arkamda bana vuranın da kaynağı güneştir. Direkt muhatap olamadığı için. Belki bazen hükmü imalileri şuhud-u kevniyelerine müsaade eder, pek güçlükle inanabilirler. İşte hakikate dar gelen ve bazı köşelerinde hakikatin azaları görünen ve hakikatle karşı şu temsil içine üçümüz de girmeliyiz. Şimdi daha iyi belli olacak. Üçümüz de kendimizi, hadi bakalım herkes kendisini seçecek. O dersten sonra seçecek, ben bu fıtrattayım diye. Zehre, katre, reşa farz edeceğiz. Zira onlarda farz ettiğimiz şuuru kafi gelmiyor. Şuur kafi gelmiyor. Biz aklımızı dahi onlara katmalıyız. Yani onlar maddi güneşlerinden nasıl feyiz alıyorlar? Biz de manevi güneşimizden öyle alıyoruz, almalıyız. Şimdi geçiyor, mesele giriyor. İşte sen ey dünyayı unutmayan ve maddiyata tevagül eden ve nefsi kesafet peyda eden arkadaş, sen zehre ol. Zehre, çiçek. Kimmiş bu? Dünyayı unutmayan, maddiyata tevagül eden, meşgul olan, nefsi kesafet peyda etmiş arkadaş. Zehre ol. Çiçek. Nasıl ki o zehre, çiçeği, hani okumuştuk, renk hakkında şöyle diyordu usta, diyordu ki, çiçeklerin renkleri, neymiş? Güneşin ziyasındaki yedi rengin istihali inikasiyesine neşet ediyor. Güneşte demişti ki fotonda, ışık tanelerinde yedi tane renk var. Yoksa parça parça renk gelmiyor. Hani şu çiçeği al sana kırmızı, kırmızı gönderdim sana. Kırmızı paket gelmiyor. Güneşten foton dediğimiz ışık taneciği hepsinin yedi tanesinin hulasasıdır. Bütün renklerin de anası yedidir. Yedi çokluğun ifadesi ya Arapçada da. Şimdi o güneşteki ışın tanesi çiçeğe girdiği zaman onun kırılması, hücre yapısı, molekül yapısı onu kırıyor.
kırıp dışarıya veriyor. İçine bir kere alıyor. Sonra dışarıya veriyor güneş ışını. Dışarıya verirken onun kırılması, kırılma açısı farklı olduğundan bize farklı renkte gözüküyor. Onun için ne diyor usta? Renklerin diyor bir kavle göre kaynağı nedir? Güneşten gelen ışın tanelerinin istihale-i nikasiyesinden neşet ediyor. Ve bu kavle göre çiçekler dahi güneşin bir çeşit ayneleridir. Güneşi ne yapıyor? Güneşin gizli hakikatini ortaya çıkartıyor. Yani güneşte ışın tanesi geliyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ki. Beyaz zannediyoruz. Renkleri ortaya çıkartıyor. Ama gözün anlayabilir misin? Renklerini ortaya çıkartamazsın. Bu sefer çiçek ne yapıyor? Onun gizli renklerini ortaya çıkartıyor. Ha vay be! Güneşte bu da varmış diyoruz. Demek ki çiçek ne yapıyormuş? Çiçek güneşten alıyor fakat safi yansıtmıyor. Güneşten aldığını direkt yansıtmıyor. Alıyor, hazmediyor, içeride bol yağlanıyor. Güneştekilerden bir tanesini dışarıya yansıtıyor. Veya iki tanesini. Veya üç tanesini. O garip geliyor. Diğerleri nefsinde yok oluyor. Fıtrata bakın. Nasıl ki zehri çiçeği ziya-i şems'ten inhilal etmiş bir renk alıyor ve o bir renk içinde şemsin timsalini karıştırıp kendine ziynetli bir suret giydiriyor. Yani aldığı güneşi kendisine sarıyor. Sarıyor. En zaafı nedir? O çiçeğin güneşe en güzel bir şekilde gösterebilecek zaaf noktası hangisi ise güneşin o tarafını çıkartıp kendisini öyle sarıyor. Güneş de sarıyor. Giydiriyor. Zira senin istidadın dahi ona benzer. Çiçeğe şimdi geldi insana. Zehre tipli olan insan. Yani zehre tipli olanlar şu. Senin istidadın da ona benzer. İstidad. Neymiş? Hem şu esbaba dalmış eski Said gibi mektepli filozof ise ona izah edecek daha girmedi. Buraya kadar getirdi. Senin istidadın da buna benzer. Şimdi ikincisi. Bunu tekrar açacak biliyor musunuz? Renler. Bunu tekrar izah edecek. Şu esbaba dalmış, sebeplere dalmış. Eski Said gibi mektepli filozof ise kamere aşık olan katrı olsun ki kamer güneşten aldığı ziya zillini ona verir. Ve onun göz bebeğine bir nur verir. Katre demek ne demektir? Su damlası. Şimdi güneşten aldığı güneş ışınlarını kendi iç alemindeki kabiliyet nispetinde yansıtıyor. Bunlara yansıtıyor. O da o nur ile parlar. Fakat o katre o nur ile yalnız kameri görür. Güneşi göremez. Belki imaniyle görür. Yani bunlar bunu göremiyor. Bunu görüyor. Yansıtıcı. Mesela şurada güneş olsa, burada güneş olsa, lambayı buraya koysa, burayı yansıtıyor. Burayı yansıtıyor. Buradaki yer direkt güneşle muhatap değil. O camı kapatabilirsin. Şuradaki aynen. Yani direkt güneşle muhatap değil. Şuradaki yer. Hem şu her şeyi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilir. Hem şu her şeyi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilir. Esbabı bir perde telakki eder. Fakir adam o da reşa olsun. Ustad 3. Said. Öyle bir reşa ki kendi zatında fakirdir. Hiçbir şey yok ki ona dayanıp zehre gibi kendine güvensin. Demek ki zehre kendine güveniyor. Ama reşada kendine güvenme yok. O reşa ki kendi zatında fakirdir. Hiçbir şey yok ki ona dayanıp zehre gibi kendine güvensin. Hiçbir rengi yok ki onunla görünsün. Demek ki niye? Zehre şeydir, su buharı demek. Şekilsiz, renksiz. Ondan sonra artık bir derece su renksiz ve şekilsizdi. Ama direkt gösteremiyordu. Fakat bundan farklı şu. Bu buhar olmuş. Evet. Buharda artık su yok. Artık su yok. Buhar zerreleri var. Başka şeyleri de tanımıyor ki ona teveccüh etsin. Halis bir safeti var ki
doğrudan doğruya güneşin timsalini göz bebeğinde saklıyor. Yani buhar güneşin tamamen içine alabiliyor. Yani hiçbir kabiliyeti kalmamış, bölünmüş, parçalanmış. Yani kendi karakterini korumuyor. Bak bu kendisini koruyor, çiçek, çiçektir. Maddesi var. Bu katre var maddesi. Burada kaya yok artık, buhar. Buhar. Yani su değil artık. Maddeden soyulmuş. Soyulmuş. Bu sefer gelen hakikatleri kendisinde gözükebiliyor. Zaten tevhidin delilleri üçtü. 17. lemanın 10. notasında. Nedir o? Su gibidir, hava gibidir, nur gibidir. Tamam. Şimdi mesela bu nur gibidir. Efendim su gibidir, hava gibidir. Yani üç. O mevzu da bununla anlaşılıyor. Veya beraber düşünülürse daha iyi oluyor. Nur gibidir, su gibidir, hava gibidir. Şimdi madem biz bu üç şeyi, bu üç şey yerine geçtik, kendimize bakmalıyız. Bizde ne var, ne yapacağız? Mesele girdik. Artık üç tane, madem üç taneyiz, bir, dünyayı unutmayan, maddiyata meşgul olan, nefsini kesafet peyda eden arkadaş zehri olacak, çiçek olacak. Esbaba dalmış, eski sahip mekteplu filozof katre olacak. Yani ilimle gitmeye çalışacak. Evet, bakın. Ondan sonra hiçbir şey kendi zatında kalmamış, benliği yok olmuş. Üçüncü Said dönemi gibi. Fena fillah yani. Bu fena fillah'tır. Fena fillah'tır. Artık hiçbir benlik yok. Bu kalp şeydir, şeyle gider. Ama buradaki kalpteki farklıdır. Yani bu fenafil olunca kalp de kalmaz. Bu kalbidir, bu aklidir. Ama ilk başlangıçta kalple başlamış. Şimdi gidelim bakalım. İşte bakıyoruz ki bir zat-ı kerim ihsani ile bizi gayet derecede tezim ve tenvir ve terbiye ediyor. Bir bakıyoruz ki, şimdi oturtacağız şimdi fıtratımızı buraya. Bir zat-ı kerim bizi alemi gaybtan hiçlik alemlerinde karanlıklarındayken varlığa çıkartmış. Hiçbir benliğin yokken, hiçbir belirlenişin yokken çıkartır seni bu varlık alemine. Sonra eva nimetlerle seni donanımlarla donattı. Nimetlerle teçhiz etti. Maddi ve manevi duygular verdi. Tamam. İnsan ise ihsan edene perestiş eder. El insanu abidül ihsan. İnsan ise verilen nimete mukabil verene karşı muhabbet eder, teşekkür eder. İnsansa, insanlığın gereğidir bu. Perestişe layık olana kurbiyet ister ve görmek talep eder. Eğer bu, ona teşekkür etmek isteriz. Çok da büyük nimetler etmişse, hatta varlığımız ortaya koymuşsa o nimeti bize verene, biz ona ne yapmak isteriz? Ona yaklaşmak isteriz, onunla görüşmek isteriz. Kimdir de bana bu kadar iyilik yapan? Öyle ya. Kimdir bana bu kadar iyilik? İstemez mi insan her gün sana 24 altın kapının altından altın verse, hem en muhtaç olduğun zamanlarda her gün gıdalar gelse, 24 tane altın gelse, ya 11 sene, 2 sene, 10 sene, 15 sene olmadı. Sana her gün altın veriyor. Hiç merak etmez misin arkadaş ya? Bu bana altınları, çeşit çeşit enva nimetleri kapının altından veren zat acaba nasıl birisiydi, bir tanısam da ben de ona bir iyiliğim olur mu? Veya ona bir münasebet kursam da bu nasıl bir insandır ya? Merak etmez mi insan? Merak eder tabii. İnsansan, insanın gereği budur yani. Sana bir bardak su verene teşekkür ederim, sağ ol diyorsun. Acısı var ya. Şimdi 15, bunu merak ederken 15 sene sonra kapının altına bir kağıt çıksa, ey insan beni merak ediyorsun, ben de biliyordum zaten, seni kamera koymuştum, seyrediyordum. 15 sene ben sana her gün 24 tane altın verdim ve enva çeşit kapının altına nimetler verdim. Bakayım sen iyilikten anlar mısın, insan mısın, kadir şinas bir insan mısın, yoksa nankör müsün? Seni denemek istiyorum şimdi 15 sene bu kadar verdi. Şunu yapmak istiyorum.
Sen ihsana karşı, iyiliğe karşı, iltifata karşı senden istediğim şu. Gene aynı nimeti vermeye devam edeceğim. Ama 24 tane altından bir tanesini geriye atacaksın. Kumbara koyuyorum. Geriye atacaksın. Senin bu cömertliğini iyilik anlayışına delil olacak. Ben de buna mukabil, ben de biliyorsun zaten zengin olduğumu görüyorsun, veriyorum. O kumbaraya bir tane geri atarsan ben de sana ezeli ve ebedi olarak, ebedi olarak sonsuz bir saadet vereceğim. Buna mukabil, bunu anladığın için. İnsan o geriye bir kutuya bir altın atmasa ne kadar ahmaktır. Aynı bunun gibi de. Enva çeşit nimetler, bize verilen nimetler. Her gün 24 saat 24 altın demektir. 5 vakit namaz, abdese kılmaya 1 saat kafi. 1 saat geri ver diyor. Öyleyse her birimiz istidadımıza göre o muhabbet cazibesiyle sülük edeceğiz. Üçümüz de sülük etmek istiyoruz güneşe. Yani bizi donatan, bize ihsan ve ikramda bulunan zata üçümüz de kavuşmak istiyoruz. Zehre de, Katre de, Zühre de, Reşa. Ey Zehre misal, şimdi geldik arkadaşlar. Şimdi kimdir diye meseleye girdik. Zehre, Zehre'den başlıyoruz. Şimdi koy bakalım kendini. Ey Zehre misal, sen gidiyorsun. Fakat çiçek olarak git. İşte gittin. Terakki ede ede ta bir mertebe-i külliyeye geldin. Güya bütün çiçeklerin hükmüne geçtin. Halbuki Zehre kesif bir aynadır. Zehre güneşe kesif bir aynadır. Yani katı bir aynadır. Güneş oraya girer, kabiliyetine göre yansıtır. Latif olmadığı için yansıtamıyor güneşi tamamını. Tamam. Onda ziyadaki 7 renk inhilal ve inkısar eder. Güneşin 7 tane rengi çiçeğe girer, oradan dalgalanır. Farklı farklı boyut alır. 7 tane renk. Bizzat kendisi çıkamaz oradan. Çünkü içerisi katı olduğu için güneşi bir tamamıyla yansıtamıyor dışarıya. Şemsin aksini gizler. Güneşin bizzat güneşten gelen ışığın değildir verdiği. Değildir. Sen sevdiğin güneşin yüzünü görmekte muvaffak olamazsın. Sen sevdiğin güneşi direkt görmek istiyorsun ya. Şu. Şöyle yaptık. Biz burada bir hata yaptık. Onu deminden beri ona bak. Öyle mi? Biz burada bir hata yaptık. Çünkü o direkt güneşe bakışıyor. Evet. Çok affedersiniz. Büyük bir hataydı bu. Bu böyledir. Bununla alakası yoktur yani. Evet. Bununla alakası yok. Direkt güneşten şey yapıyor. Sen güneşin yüzünü görmekle muvaffak olamazsın. Çünkü kayıtlı olan renkler, hususiyetler dağıtıyor, perde çekiyor, gösteremiyor. Şimdi güneş direkt Zehre'ye vuruyor. Vurdu. Ama Zehre güneşin ışını yuttuğu istidat ve kabiliyeti... Lerine göre dışarıya gösterdi. Kendine göre gösterdi. Onun için direkt güneşe muhatap olamıyor. Olamıyor. Çünkü muhatap olabilecek şeyi kendinde... Yok oldu. Çünkü kendisinde bu yapı müsait değil. Bağlantı kesti. Evet. Yani yapısı müsait değil. O da nedir? Mesela güneş de çiçeğe bir nasıl vurur? Bütün çiçeklere vurur. Birinci şekil. Her birine, yani bütün burası bahçe kabul et. Güneş vurdu. Bütün çiçekleri bir anda vurdu. Bir de o vurduğu zaman bir nev var orada. Menekşe diyelim. Menekşelere vurdu. Bir de her menekşenin her bir tanesine vurdu. Tamam mı? Evet. Ne yaptı? Üçü de farklı oldu. Ama dikkat ederseniz bir tanesi külli ve umumi. Evet, bütün bahçe. Bahçeye bir anda. Ötekisine her bir menekşemiz demiştik. Bir has oldu. Bir sınıfa vurdu. Bir sınıfa vurdu. Ondan sonra o bir sınıfın her bir tanesine de cüz'i olarak vurdu. Anladık mı? Evet. Gidiyoruz. Üç tarzı. Sonra güneşten bunlar direkt alamıyor fakat kabiliyetine göre tezahür ediyor. Bu ne demektir?
Bu ehli fikirdir. Yani külli ve umumi olan var ya bütün. Evet. Ehli fikir. Ehli fikiri şey yapıyor. Sonra her bir neve has vurması da cismani cihazat ile hakikate gider. Onu çalıştırır. Cismani cihazat ile onu çalıştırır. Mesela kalbini çalıştırır. Sadece kalbini. Evet, kalbini çalıştırır. Mesela duygularına, şeylerine, bu cesedine fazla ihtimal etmez. Üçüncüsü ise enaneti bırakmıyor, asara dalıyor. Yani talepleri çok. Direkt Allah'a muhatap olamıyor. Biraz hesaplı tabii Allah'a muhatap oluyor. Yani böyle ben yapıyorum, ediyorum, zikrediyorum, ediyorum ama acaba böyle şeyler gelecek mi bana? Keşif ve keramet beklentileri var. Enaneti bırakmıyor yani. Benliğini bırakmıyor. Bunlar çeşitleriyle beraber İslam mütefekkirleri ve minhac-ı nübüvvet yolunu temsil eder. Yani bunlar çeşitleriyle beraber peygamberlerden alıyorlar fakat peygamber mesleğini direkt yansıtamıyorlar, iç aleminde renklendiriyorlar. Bunlar da ferahlanmak deniliyor şeyde, tasavvuf literatüründe. Abi, şüpheden kaynaklanıyor değil mi? Şüpheden değil de yapısı itibariyle fıtratı buna müsait değil. Buna müsait. Yani burada herhangi bir şey yok. Yani asrı dağılıyor, müessiri tam bulamıyor. Göremiyor. Asrı da kayboluyor. Yani gün şu, uygulasak, Resulullah'tan alıyor dersini. Kur'an'dan alıyor. Ama iç aleminde ehli fikir olduğu için veya kalbini iç aleminde onu kendine göre yorumlamaya, hazmetmeye çalışıyor. Yani tevil ediyor. İslamiyet'i şehinde görmeye çalışıyor. Şefini görmeye çalışıyor. Görüyor. Evet, doğru. Veya iç aleminde şefine dahi uygulamadan kendi iç aleminde meyilleri var. Meyilleri var. Arzuları var. Talepleri var. Kur'an ve sünnet geldiği zaman o Kur'an ve sünneti bir tamamıya gösteriyor. Çünkü meyiller onu renklendiriyor. Meyiller renklendiriyor. Keşif sahibi olsam, keramet sahibi olsam bir adam kendine onları amaçlar. Talepleri var yani. Onlar kalıyor diyor. Bu sefer gelen o bir zikir eyline veya bir derse şey yapsa, katılsa der ki aha geldi, ha gelecek. Beklentisi var şimdi. Evet. Yani bizatihi buhar olamıyor yani. Beklentisiz olamıyor. Devam edelim. Sen şu halde suretlerin, berzahların ortaya girmesiyle neşet eden feraktan kurtulamazsın. Yani sen şimdi bu şeylerden kurtulamıyorsun. Direkt Kur'an'a muhatap olamıyorsun. O arzuyu esneklerden kurtulamadığı için. O kurtulamazsan kurtulamazsın. Direkt Kur'an'a muhatap olamıyorsun bakın. İlla bir bağlantı olacak. Evet işte. Mesela şöyle uygularsak. Yani ille önünde bir şahıs görmek istiyor. O zaman bir şeyh görmesi lazım. İlle yani kendi terbiyesini onda görmek istiyor. Yani onunla. Direkt Kur'an'la muhatap olamıyor. Hadiste muhatap olamıyor aslında imamıyla. Şimdi fenafi şeyh oluyor. Yani şeyhi böyle dedi. Şöyle gitti. O zaman Kur'an'dan gelen nur efendim şeyhe. Şeyh de kabiliyetine göre boyalıyor, meslek ve meşrebine göre. Ondan sonra şey yapıyor, ondan alıyor. O zaman gördüğü kimdir? Önünde birisi var. Kim var karşında İslam namına deyince şeyh görür. Yani Kur'an'ı göremez. Resulullah'ı göremez. Çünkü onda kaybolmuş. Onda fena olmuş. O zaman artık onun talepleri şeyhin içindedir. Şeyhin verdiği kadardır, verebildiği kadardır. O zaman nedir? Ehli fikirdir, verdiği kadar, düşündüğü kadar. Ehli kalptir, kalbini şeyh ne kadar çalıştırabildiyse çalıştırabildiğinin miktarını sana verecektir. Efendim, onun da beklentisi var, uçtum kaçtım vesairesi de var. O zaman sen direkt şey yapamıyorsun. Ama gene minhac-ı Kur'an'dır yani. Bu netice itibariyle Kur'an ve hadise bakıyor ama berzahlarla görüyor. Lakin bir şart ile kurtulabilirsin ki, bu berzahlarda nasıl kurtulacaksın? Bir şart. Bir şartla ki, sen kendi nefsinin muhabbetine dalmış olan başını kaldırasın, nefsin mehasiniyle telezzüz ve iftihar eden nazarını çekesin,
gökyüzündeki güneşin yüzün atasın. Şimdi sen çekiyorsun Subhanallah, Subhanallah. Ama şey yapıyor, beklentin var yani. Hala içeriden bekliyorsun böyle, ha oldu, ha olacak, ha oldu, ha olacak. Oldu ha? 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 Böyle bekle. Ne zaman bundan çıkıp da sırf bunu bunun için yapmazsa, böyle beklentilerin olmazsa, sıyrılırsa direkt gökteki güneşe muhatap olursun. Çünkü beklenti olmaz. O zaman berzah giriyor. Berzah da şirki hafi oluyor. Allah muhafaza. Hele hele en zirvesi var ki bunun. Yani yapmış olduğu ibadeti araç ediyor. Gibi oluyor. Mesela ustadın tabiriyle namazı resmi kılıyor. Kenar köşede zikrini asıl kabul ediyor. Evradını, eskarını, zikrini asıl kabul ediyor. Mesela 10 defa şeyh diyorsa günde, şeyhim şöyle diyor diye, bir defa ya der veya demez, Resulullah şöyle der diye diyemez. Direkt yapamıyor. Ama batıl yol değildir bakın. Yani renklenmiş. Bu adamın rengi İslam değildir. İslam'dandır ama İslam değildir o adam, tarikat veya o şey, fert. Niçin değildir? Çünkü İslam'ın, mesela İslam güneş olsa, oradaki güneş tanesini ancak buhar gösteriyor. İslam'ın her fıtratı içine alacak özelliğe sahip. Senin fıtratta gözüken İslam başka ama bir peygamberin fıtratında gözüken fıtrat, başka veya aslın imamında gözüken İslam başkadır. Senin fıtratındaki İslam. Onun için sen zannediyorsun ki benim fıtratım İslam'ın ta kendisidir. Ona davet ediyorsun insanları. Onun dışında olanları da kafirlikle itham ediyorsun. İşte en büyük varta da budur. Diğerleri yanlıştır diyor. Oysa hepsi aynı çiçekten alıyor. Ehli fikir de doğru. Mesela adam dese ki şu kalptir. Şu beklentileridir. Şimdi tarikatta fikir ehlileri var, kitaplar yazmış. Şimdi sen kalbi sif esas alsan, bunu kabul edemezsin ki. Bunu kabul edemezsin, sif kalbi aldın. Keşif, keramet falan beklentileri olan adam bu. Bu sefer, bunu nasıl yapayım, diyor ki adam, bu da kapatıyor ya. Konuşup konuşup bu işleri kapatıyorlar. Anladın mı? Kapatıyor. Yani sen direkt İslam'ı gösteremezsin. İslam'ı gösteremezsin. Gösteremediğine delil nedir? Çok açık delilimiz nedir? İslam'ı kendisine has kılan İslamiyet'i gösterememiştir. En güzel delil budur. Kendisinden başka hiçbir insanlar, hiçbir cemaati kabul etmeyen insan kendisinde gömülmüştür. Bir cemaat ki başka cemaatleri kabul etmiyorsa bunun içindedir. Bir cemaat veya bir şahıs kendi işini yaparken ama büyük düşünüyor. Külli bakıyor, has iş yapıyor, cüzi bir iş yapıyor. Yani cemaat içinde bir fert diye bir şey yapıyor. Ama düşüncesi, itikadı hepsini Müslümanlığı içine almış. O da haktır der, o da haktır der. O da İslami'dir. Çünkü niye? Yeşil de güneştendir, sarı da güneştendir, kırmızı da güneştendir, gri de güneştendir. Yok diyebilir misin? Adam sen kırmızı. Dedik ya işte çiçek. Mesela bütün çiçekte bir sürü renkler vardı. Bunun renklerin içinde menekşeler tek renk. Ama her bir menekşe de farklı şekildedir. Menekşe. Büyüktür, küçüktür, eğiktir, yamuktur, küçüktür. Şimdi adam bütün çiçeklere bir de bakamıyor. Kendisi has bir çiçek. Kendi rengini söylüyor. Tabii ki. Rengi kırmızı diyor. Başka mesela çiçeğin içinde bulundu ya ortamda. Evet. Başka çiçek yoktur zer. Veya da güneşteki renk sahibi. Hele hele bunlar hiç bilmiyor zaten. Daha kendi meşrebinde mesela tasavvuftur, tarikattır. Kadir'in açıdır 12 tane şey var. 12 tane tarikat, hak tarikatı var. Şimdi onlardan değil, kendi meşrebindeki mertebeleri bile fark etmiyor. Kendi içine. Peki bu külli bir güneşi nasıl göstersin? Külli güneşe nasıl ayna olsun? Yani İslam'ı bizatihi nasıl gösterecek? Anlıyor musun? Gösteremez. Gösteremez. Şimdi onu kim gösterecek okuyacağız. Asıl imamları, onu da önceden söyleyeyim. Peygamberler ve efendim peygamberler ve
Bu ehl-i nübüvvet, kalbin tasfiyesi ve iman teslimiyetle gidenler, iman ve Kur'an ile fakr-ı ubudiyetle giden yol. Onlar Kur'an, çünkü has kılmamışlar İslamiyet'i kendilerine. Hem baş aşağı celb-i rızık için toprağa bakan yüzünü yukarıdaki şemse çeviresin. Çünkü yani baş aşağı çiçek kendi aşağı bakar. Kökten besleniyor. Görmüyor ki güneşten bana geliyor. Yani kök ne demektir? Şeydir, şeyhtir. Güneş ise İslamiyet'tir. O aşağı bakıyor. Anladın mı böyle? Hakikaten temsile de uyuyor. Aşağı bakıyor, oradan bekliyor. Şimdi şey de öyle, 13. şu anlarda şurada bir şey var. Tarikatta bir ehli zındık bir yol bulmuş, girmiş. Girmiş içeriye. İrşada başlamış, bazı müritte veli olmuş ama münafık. Onun ehli İslam'da şey olmuş yani, medar vası, ustad da ele alıyor. Yani adam zındık, bir yol bulmuş. Zındık, efendim, ders vere vere müritleri şeyh evliya olmuş. Evliyalar anlamış şeyhinin zındık olduğunu. Evliya demiş ki, şey, zındık demiş ki, daha beni anladınız, ben gideyim. Hayır, bırakmadan. Peki nasıl evliya olur insan? Yani ona muhabbet ediyor ama nur başka yerden geliyor. Zannediyor ki şeyhimden geliyor. Eğer hakikaten münafıktan gelseydi bu evliya olamayacaktı. Onun için nur seydadan gelmiyor. Nur ustattan gelmiyor. O vasıta ile, o kablo vasıta ile başka yerden geliyor. Ama zahirde gözünü açınca onu görüyorsun. Onu görüyorsun. Dolayısıyla sende olan halleri ondan var zannediyorsun. Oysa ona bakarak hariçten geliyor. Ama sen harici görmediğin için, direkt güneşe bakamadığın için önündeki kişiye bakıyorsun. Oradan aksetti zannediyorsun. Ona delil getiriliyor alem-i İslam uleması. Yani kişiler feyzin, nurun, hidayetin kaynağı değil. Ama onun ağzına bakıyor. Onun ağzından dökülüyor. Evet. Fakat kaynak itibariyle değil. Mesela kabloda ceren akıyor. Ama milletten kablo yürür. Oysa keban barajı var. Yani MMA var. Bir münafıktan bile gelebilir ya. Gelebiliyor. Ama bilmiyorsun. Oradan işte yüzünü ondan çeviriyorsun. Hak zannediyorsun. Ama bu nereye delil biliyor musun? Mesela gittim bir hocaya okundum diyor. Adam namaz kılmıyor. Doğru dürüst Kur'an da okumuyor. Bu kadın, bu insan hakikaten şifa bulmuşsa veya bazı şeylere vesile olmuşsa ondan zannet. Oysa değil. Sebebi ne biliyor musun onun düzelmesi ve ondan istifade etmek? Safi kalbi ve safi ihlaslı hali dua hükmüne geçti. Allah direk verdi. Allah direk verince ama o kadını veya adamın yüzü şerhte ondan zannediyor. Allah'ı unutmuş. Allah'tan geliyor, fertten zannetti. Yani isteyenin safi oluşundan. Kaynaklanıyor. Verenden kaynaklanmıyor. Verenin verilişinden değil. Yanıltıcı olmuyor mu o biraz? He? Alan kişi için biraz yanıltıcı olmuyor mu? Yanıltıcı olmuyor çünkü zaten kendisi buna tevessül etti. Yani kaynağını zannetti. Ama o kadar halis ve saf bir kalple şey yaptı ki Allah dua yerine onu kabul etti. Safi halini, safi ubudiyetini kalbine verdi. Onun için mesela derste bir şey olur. Ya alemden aleme geçersin, halden hale geçersin. Duygulanırsın. Fakat zannedersin ki ders yapanla kaynaklanıyor. Oysa ders yapanla alakası yok. O bir yöndür. Yani bir kablodur. Kablodur. Işık oradan tezahür ediyor. Yani ışık ampulde gözüküyor ama ampul ışık değildir. Işık orada gözüküyor. Kablo da ışık değildir. Elektrik kablosu da ışık değildir. Keban barajı da ışık değildir arkadaşlar. Daha bu fizik bulamamış. Ben özel merakımı biliyorsunuz. Yani kitap çok okurum bu tür şeyleri. Fiziği okumuşum. Çok okumuşum da. Elektrik daha bulunmamış yani kaynağı. Su, dinamo şey var. Dinamo var. Dinamo biz okulda mektebini gördük. Dinamo denildi. Yastık diskler var. Mıknatıs var. İçinde bakır endüvi var. Neyse onu diyeceğim. Şimdi bu döndüğü zaman burada dediği şu, elektrik yükleniliyor. Bakırın mıknatısın içinde dönmesi. Ana meselesi bu.
Işık da oradan, güç de oradan, tornado tezgahları da oradan, ceylan, yani elektriğin nerede kullanılıyor oradan. Bu kadar basit bir şey. Yani kaynağı belli değil. Kaynağı yok. Su değil ki. Elektriğin kaynağı su mudur? Samsalları, elektrik su mudur yani? Enerji. Hareket de enerji, şey, elektrik midir? Yok. Duruyor kapıda. Hani oradandır, oradandır ama o değildir. Orada açığa çıkıyor. Evet, orada açığa çıkıyor. Sen onun aynesisin, vazifen aynedarlıktır. Bilsen bilmesen. Hazine-i rahmet kapısı olan toprak tarafından senin rızkın gelecektir. Evet, nasıl bir çiçek? Güneşin küçücük bir aynesidir. Şu koca güneş dahi gök denizinin şems-i ezelinin nur isminden tecelli eden bir lemanın katre misal bir aynesidir. Ey kalbi insani! Ey kalbi insani! Sen nasıl bir güneşin aynesi olduğunu bundan bil ki, bu şartı yaptıktan sonra, şunu silelim, karışacak. Karışmasın diye. Akıl, nefis. Nefis derken şunu sileyim, şunu tahsil edeyim biraz. Daha iyi anlayacak çünkü şeyi koyarsam. Ey kalbi insani, sen nasıl bir güneşin aynesi olduğunu bundan bil. Bu şartı yaptıktan sonra kemalini bulursun. Fakat güneşi nefsül emirde nasıl ise öyle göremezsin. Çünkü berzahlar var. O hakikati çıplak anlamazsın. Belki senin sıfatlarının renkleri ona bir renk verir. Bak, senin sıfatlarının renkleri, hani Yusuf diyordun, esma niye farklılaşıyor? Senin sıfatlarının renkleri, özellikleri bir renk katıyor. O sıfatlar da sıfattan geliyor, sıfat ilahiyeden. Niye farklı farklı esma oluyor? Kişi o sıfatlara sahiplendiği için renkleniyor. Evet, onu öyle sahip çıkıyor. Kesafetli dürbünün bir suret takar ve kayıtlı kabiliyetin bir kabiliyet altına alır onu esmayı. Yani senin kabiliyetin miktarına gözükeni kanaat edip de şöyle diyorsun, ha bu kadardır deyince o esma orada mertebeleniyor, terakki edemiyorsun. Sınırladın yani. Anladın mı? Şimdi katreye gelelim. Tabii bunun devamı var. İsterseniz bunun devamını sonra sileriz. Daha bunun ilerisi var da onu koysak tabii. Şimdi sırasında katre onu reşa daha uygun olur. Neyse o zaman dur. Biraz gideyim de çünkü onun devamı vardı. Tamam bunu devam edeyim. Şimdi sen dahi ey katre içine giren hakim filozof. Şimdi katredeyiz. Senin katre fikrin dürbünüyle fikir akıl hakim bu işte. Felsefenin merdiveniyle ta kamere kadar terakki ettin. Kamere girdin. Ay'a kadar gittin. Ay'a girdin. Ama güneşi daha bulamadın. Bak kamer kendi zatında kesafetli zulümatlıdır. Kamer kendi zatında yani kamer ay kendi zatında kesafetlidir. Zulümatlıdır. Ne demek? Ne ziyası var ne hayatı. Senin sayın beyhude ilmin faydasız gitti. Sen yesin zulümatından, sen ümitsizliğinden, kimsesizliğin vahşetinden, erva-ı habisenin izacatından, o vahşetin dehşetinden şu şart ile kurtulabilirsin ki, tabiat gecesini terk edip hakikat güneşine teveccüh etsen ve yakinen inansan ki şu gece nurları, gece nurları, yani gece o daha ay kendisini ne zaman gösteriyor? Gece gösteriyor. Gece nurları, yani hiç adam güneş görmemiş. Yani hep hiç gündüz görmemiş. Gece bulunan bir adam düşünün. Mesela cinler öyle. Gündüz onlara kapalı. Güneşte muhatap olamıyor.
gece çıkarlar ikindi ve akşamsa. Yani öyle bir fıtrat düşünelim. Hiç gece, gündüz de mahtap değil. E şimdi gördüğü ışığı nereden görüyor? Aydan görüyor. Şu gece nurları gündüz güneşinin ışıklarının gölgeleridir. Yani gündüz ışıkları var ya, güneşin ışıkları gündüzdür. O arka taraftan güneşi aya vuruyor, oradan sana geliyor. Şu şartı yaptıktan sonra sen kendi kemaliliğini bulursun. Fakir ve karanlıklı kamer yerine haşmetli güneşi bulursun. Fakat sen dahi öteki arkadaşın gibi güneşi safi göremezsin. Belki senin aklın ve felsefen, ünsiyet ve ülfet ettikleri perdeler arkasında ilim ve hikmetin nesçettiği hicabların hilafında ve kabiliyetin verdiği bir renk içine görebilirsin. Şimdi hulasalandırdı. Şimdi akıldır, akla gidiyor. Güneş şeye vuruyor, aya vuruyor, gezegenlere vuruyor. O da nereye vuruyor? Akşam denizlerin kabarcıklarına vuruyor. Toprağın şeffafatına vuruyor, yansıtan yani bazı toprağı yansıyor. Havanın zerrelerine vuruyor. Bunlar nurunu aynadan, kamerden aldıkları için yalnız aynalık yapıyorlar. Tabii. Aynalık yapıyorlar. Bunlar neyi temsil eder? Ehli velayet, nefsin tezkiyesi ve aklın istimali, ilim ve hikmet ve akıllı ve marifetle gidiyorlar. Bunlar çeşitleriyle beraber felsefe yoludur, rahlanmadır. Tasavvuf literatüründe ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. Bunlar ehli velayettir. Yani ilmi kelam ulemasıdır. İlmi kelam alimleridir. Bunlar sayıyor İbn Sina gibi, böyle Farah gibi bir gibi insanlar. Akılla gidenler. Akılla giriyor. Aristoteliçuluk böyle. Bu biraz Eflatonculuk. Bu Eflatun'a benziyor. Bu Aristoteliçuluk, İbn Sina, Farabi gibi insanlar ehli velayettir. Yani bazıları da akılla bayağı varın umurun batınlarına geçmişler. Onu da göstereceğim size inşallah. Kim dermiş biliyor musun? Bak mesela Meşayun uleması. Burada İşrakiyun Vahdetil Vücud bu mertebededir. Burada tabiunlar buradadır. Tabiat perestler buradan çıkar. Aklı kullana kullana çıkamıyor. İşrakiyun buradan çıkar. Vahdet-i vücut buradan çıkar. İşrakiyun ne demektir? İşrakiyun şu demektir. O içeride bir tane de şeyimiz olacaktır. Kağıt. Bakayım mı? Bakar mısın? O. Şimdi orada bir tane beyaz kağıt olacaktı. Masanın üzerinde. Tabiyun, işrakiyun, vahdeti vücut. Ver, çabuk biraz, çabuk biraz. Gelin gibi hareket etme. İşrakiyun demek, suhra verdi kurduğu, malumat vereyim size. Keşif, İlham, seziş, müşahade, esrarın kalbe açılması, hakikat nurunun kalbe doğuşu. Bunlar aklı hakikatin, bak bunlar aklı hakikatin keşfinde yeterli bulmaz. Bunlar sudur nazariyesini öne sürerler. Aklı evvel vardır. Bunlarda sudur hakikati bunlardan çıkmıştır. Allah muhafaza etsin. Şimdi de panteistlik gibi gözüküyor. İnsan terakki ede ede haşa kaynağı gibi olur. Anladınız değil mi? Kendini kaynaklar eder. Yani öyle. Demek ki bunlar öyle terakki eder ki oraya kadar gidiyor. İlmi kelamla suhra verdi kurdu diyor. Bunlarda keşif var, ilham var, seziş var, müşahede var. Esrarın kalbe açılması hakikati, nurunun kalbe doğuşu. Bunlar aklı hakikatin keşfine yeterli bulmaz. Pardon, bu işrakiyi şey için okudum.
bunundur, bunun. İşraki bunundur. Meşayi buranındır. Ben ne okudum? İşrakiye değiştiriyorum. İşraki buranındır. Bir de okuyorum burayı. Burada işrakiyedir. Bu Suhraverdi kurduğu keşif, ilham, seziş, müşahede, esrarın kalbe doğuşu, bunlarda akıl hakikatin kaynağı yeterli bulmaz. Ondan sonra ne yapar? Bunlarda asıl eflatunculuktur, zerdüştlük vardır. Bunlarda sudur nazariyesi öne sürerler. Ak level vardır. Yani bunlarda bir tane şey, ehli fikir dediğimiz var ya şu. Evet. Şu. Ak level şu. Allah haşa, Allah demeyelim tabi. Celle Celaluhu. Tanrı bulunuyor tek. İkinci bir tanrı yaptı. Birincisi yattı aşağıya. Aklı evvel. İkinci tanrı da üçüncü tanrı yaptı. İki de yattı. Bir ikisi yatıyor. Yatıyorlar. Ta 10 tane tanrı var. Aklı evvel bunlar. Bir de sudur nazariyesi. İnsan terakki ede ede tanrılaşır. Panteizmin şeyidir. Bunlarda ise şeylik vardır. Meşaiye diyoruz burada. Meşaiye. Aristo döneminde bir felsefe okuluna verilendir. Bu anlayışa göre Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd bunlarda akıl esastır, temeldir bu. Bunlar meşaiyedir. Meşaiye burada vardır şu el ilim ve hikmette ve akıl ve hikmette şu üçüncü şey var ya. Bunlara da şey deniliyor. Meşaiye neymiş? Aristo döneminde bir felsefe okulunun adına veriliyor meşaiye. İslam aleminde kimler çıkmış ona sahip çıkanlar? İbn Sina, İbn Rüşd, ondan sonra Farabi. Bunlar akıl esas alır ve temeldir. Her şeyi akılla çözmeye çalışır. Bu demek ki meşaiye, burada da işrakiyun var. Aynı zamanda burada dehriyun da var. Maddiyun da var. Alemin ezeli ve ebediliğine iddia edip ahirete inanmayan münkir ve imansız bir fırka. Maddiyun da her şeyi maddede esas olduğunu iddia edip efendim ruhaniyatı ve maneviyat inkar eden dinsizler. Burada. Şimdi neredeydik? Şuradaydık. Bunları anladık. Burada ne vardır? Efendim? Meşaiye. Burada işrakiyun. İşrakiyun sudur hakikatını kabul eder. Aklı evveli der. Her şeyi böyle kalbe şey yapar. Bunu çoğunlukla iptal eder. Eline geldiği kadar. Fakat kullandığı akıl, ehli fikir kendisine lazım olacak. Kendisinin inkişafı için lazım olan aklı kullanır. Bunlarda da meşaiyedir. Meşaiye. Akl esas alır, kalbi maneviyatı bırakır. Ve kainatın ezeli olduğunu iddia ederler. İnsanlık bak yani nasıl boyalandırdı. Evet. Bak görüyor musun? Külli alırken hususu ve cüz'i aldık mesela. Ama bunların içinde bir grup vardır. Akl esas alan ilmi kelam alimleri. Külli muhatap olmuşlardı, ehli velayettir. Ama deniz adeta bahir gibi, evet. Mutebahir uleması. Ama diğer iki tanesi de nefsin tezkiyesi ve aklın istimaline gitmiş. Esas benim şu anda anlattığım Aristo Versailles burada. Üçüncü şık. Evet. Şu. Bu ilmi kelam uleması. Alimler de buradan çıkmıştır ama direkt kendi Kur'an'da ve aşağıya değil de kendi iç alemindeki boyadan ya dışarıya dökmüş. Son şeyi okuyorum. Reşam ise üçüncü arkadaşımız ki hem fakirdir hem renksizdir. Güneşin hararetiyle çabuk tebahür eder, enaniyetini bırakır, buhara biner, havaya çıkar. İçindeki maddi kesife nar aşk ile ateş alır, ziya ile nura döner. İçindeki maddi kesife buhar,
su diyelim, değil mi? Evet. Ondan sonra buharlaşır. Buharlaşınca buhar nedir? Su mudur? Evet. Değildir. Artık hiçbir şahsiyeti kalmamıştır. Buhar demek şahsiyeti yok, şekli yok, tipi yok. Hiçbir belirleniş, hiçbir sıfatı yok demektir buhar. Yani varlığı var. Var, ama var. Var. İşte, o kadar. Sıfatları yok. O ziyanın cilvelerinden gelen bir şua yapışır, yanaşır. Yani güneşten gelen bu ışınları hemen yapışıyor ona. Fotonlara biniyor. Yani biniyor yani. Yani burada güneş ona binerdi. Evet. Bu ise güneşin zerresine biniyor. Ondan renkleniyor, gökkuşağı oluyor. Evet. Buhar güneşin tanesine biniyor. Ey Reşam İsa'm, madem doğrudan doğruya güneşe aynadarlık ediyorsun, sen hangi mertebede bulunsan bulun, aynı şemse karşı aynel yakın bir tarzda safi bakılacak bir delik, bir pencere bulursun. Burada nerede olursan ol. Burası. Tabi, karın şişeciklerine, havanın zerrelerine, denizin kabarcıklarına, burası diyor bak, direkt güneşten aldığı için buharlaşıyor ve buhar ayna oluyor. Artık zerreler değil, buhar kendisi ayna oluyor. Bunlar iman ve Kur'an ile, fakr ve ubudiyetle, kalbin tasfiyesi ve iman ve teslimiyetle gidenler ehli nübüvveti temsil ediyor. Bunlar üçü de velayet mesleğini temsil eden nübüvvet yoludur. Bunlar ise çeşitleriyle beraber felsefe yoludur. Bunlar çeşitleriyle beraber mütekellimin minhacı nübüvvet yolunu temsil ediyor. Aynı şemse karşı aynel yakın bir tarzda safi bakılacak bir delik, bir pencere bulursun. Aynel yakın. Hem o şemsin asar acibesini ona vermekle müşkülat çekiyorsun. Ona layık haşmetli efsafını tereddütsüz örebilirsin. Saltanat-ı zatiyesinin dehşetli asarını ona vermekte hiçbir şey senin elinden tutup ondan vazgeçiremez. Seni ne berzahların darlığı, ne kabiliyetlerin kaydı, ne ailelerin küçüklüğü seni şaşırtmaz, hilaf-ı hakikata sevk etmez. Bu yol. İstidatların, kabiliyetlerin, aynanın özelliği yok. O zaman yok ki, yoksun ki. Artık tamamen güneşi gösteriyoruz. Yani adam şeyinden medet ummuyor, direkt Allah'a el açıyor. Evet, sahabe yolu. Yani nübüvvet yolu. Aleyhisselam Efendimizin açmış olduğu caddede, evet. Yani tepkide dalmasın, Efendimiz'i de geçerek direkt Allah'a evet. Başlıyor. Şimdi asfiyalık yolu. Asfiyalık ne demektir? Mesela İslam aleminde üç meslektir temelde. Birincisi akıl. Bir de kalp. Üçüncüsü akıl ve kalp beraber. Onun için cem ettim ben bunu. Akıl ve kalp beraber. Hepsinin yeri vardır, haktır. Hepsinin doğru tarafları var. Ama hak budur derse şey oluyor. Bu meslek ise bunu cem etmiş. Şimdi bir meslek ise kalbi almış, kabak gibi gelişiyor. Aklı bırakmış, kafası fındık gibi olmuş. Yani belki keşke varsa ama ilmi yok. İlmi yok, he. Mesela birisi kabak gibi gelişti kafası. Manevi. Ama kalp maneviyatı pek yok. Kalbi de fındık gibi oldu. Bu ise ikisini cem etmiş yani. Hem akıl hem kalp. Nasıl oluyor o? Asviyalık yolu. Yani her 100 senede bir gelen müceddidlik. Yani müceddin en büyük vasıflarından bir tane. Çok vasıfı var da. Asıl meselesini çözer falan demeyeceğim de. O hariç. Evet. Müceddidin derslerine, sohbetine muhatap olunca hiç şahıs çıkmaz karşına. Sohbetinde, dersinde. Direkt Kur'an hakikatlerine muhatap olur. Şimdiye kadar okuduğumuz eserde hiç Bediüzzaman'a... Ya aşkına şimdi söyledi de duydum. Hiç Bediüzzaman ismi geçmedi. Geçti mi? Bediüzzaman şöyle demiş, Bediüzzaman şöyle yapmış. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Yani okuduğumuz zaman dersi biz asfiyalık çünkü Bediüzzaman... Araç yok. Bediüzzaman bile bunu okuduğuna göre Bediüzzaman olamaz ki burada kendi. Olamaz. Ya şimdi biz fıtratı konuşuyoruz. Ha demek ki asfiyalık yolunda hiç isim yok. Varsa Resulullah Kur'an. Başka hiçbir şey yok. Senin en büyük bariz, hemen gözle gözükecek şeyi, özelliği. Asrın imamında berzah yok. Ona delil
kayıtlayıcıyla şunu böyle bakın. Diğer cemaatler şudur. Şey falan şahıs da var. Şahıs yok, cemaat yok bir kere o meslekte. Böyle bir dert yok. Asfiya. Ha, asfiyalık yok. Sebep yok. Yani yok belki, yani. Belki bir cemaati temsil edebilir ama cemaati esas almaz. Yani anladım. Cemaat... O hizmet şeklinin adıdır cemaat. Yoksa yani, bir hizmet şekli cemaatin içine girmemiştir. Hizmet şeklinin adı cemaattir. Farklıdır. Bir de diğer şeyleri de aynı değerlendirebiliriz. Yani sadece cemaat ve misalde kalmayın. Diğer taraftaki hadiseleri, insanları. Tabii o. Onlar da Esma'nın bir cilvesi diye. Evet. Onları da bir hakikatin bir tezahürü. Tezahürüdür tabii. Hakikat. Evet. Mesela zaten ondandır ki. Mesela direkt alanlar karın şişecikleri var. Kar var ya kar. Evet. Orada parlayan. Direkt güneşin ışınlarını gösteriyor. Havanın zerreleri var. Hiç şey yapmıyor. Bir de deniz yüzündeki kabarcıklar var ya, su damlaları. Bakın hiçbir şahsiyet yok. Çünkü biliyorsunuz suyun şeyi yok yani. Şahsiyeti, rengi, tuzu, karabiber vesaire. Hele bu buharlaşıyor. Burası bak direkt güneşten alıyor. Anlıyor musun? Peki aşağıdaki bu katrede o külli tecelli var, deniz kabarcıklarına. O şudur, külli tecelli ilmi kelam ulemalarından ama burada da ilmi kelam var ama mutebahir ulema var. Evet. Yani ilmi kelam farklı şeyleri var mesela. Mutekellim var mesela. Ondan sonra müfessirler var. Burada müfessirler var. Muhadis uleması var çeşitleriyle beraber. Ama buradaki şeyler ise o ilmi kelam alimleri de bir nebze kendi şeylerine katmış. Bu katıyor boyası. Ondan dolayı bizzatihi saf kendisi değil. Tamam. Hatta zaten ne diyor? Mehdi ve Deccal meselesini diyor kendi şeylerine katarak diyor ifadelerini ve öyle yazmışlar, çizmişler. Avan Müslim'in de zannetmiş ki hadis. Şam'dan çıkacak diye şey yapmışlar. Oysa Şam diye geçmiyor şeyi. Bir Mehdi şeyi. Şöyle çıkacak, böyle çıkacak. Sıfatları anlatıyor. Ama yorumla beraber hadisi izah ettikleri için kendi yorumları karıştırılmış. Ha demek ki bunlar o şekilde, bunlar da bu farklı. Yani gördükleri külli hakikatleri kendi akıl şeyleriyle tarif ettikleri için orada hataya düşüyor. Örneğin kaftanından bahsediliyor. Evet. Dünyada öyle bir şey yok. Evet, sonra izahını getiriyor. O kendi yorumunu evet, zaten yapıyor. Orada tabii onları çizmesek o çizemediğimiz için eksiklik oluyor. Burada kim var? Vahdetil vücut var. Evet. İlk önce ilimle gitti. İlimsiz değil bu. Evet. Yani bizim bildiğimiz tarikat cinsinden değil vahdetil vücut. Onun için katrede. Ondan sonra burada meşayiye var. Tabiun var. Anlıyor musun? İsterseniz hemen burada bir şey yapalım. Hemen bu yarıya kadar sileyim. Şundan sonrasını hemen yazayım.